Selamun aleyküm. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte daha yüksek hasar nasıl verebiliriz? Günlük oyuna girdiğimizde akşama kadar yüksek hasar vermemiz gerekiyor. Kamp bosslarına falan gidiyoruz. Yüksek hasar vermemiz gerekiyor ve bir de alanları falan yapıyoruz. Daha yüksek hasar istiyor. O yüzden daha biraz hasarımızı yükseltmek için biliyorsunuz şey var, benzersiz özelliği var ve bir de günlük silah enerjilemesi var arkadaşlar. Silah enerjilemesi nasıl oluyor? Şunu söyleyeyim sizinle birlikte. Şöyle enerjileme makinesine geliyorsunuz. Şöyle mesela silahınızı seçtiniz diyelim. Bakın burada normalde iki tane açık oluyor. Sağlığı azaltın falan filan, savaş hasarı, bunu seçtiğinizde mesela savaşta saldırı hedefini sağlı falan filan, bu bir işe yaramıyor. Bu da bunu yapıyorlar insanlar. Savaşa girdikten sonra 6 saniye boyunca hasarı uç falan arttırıyor falan diyor. Bunu yükseltiyorlar. Bir de şu var arkadaşlar, gördüğünüz gibi hiçbir değeriniz 70'in üzerindeyse hasarınız 2 ile 4, 8 ile falan arttırın diyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yapıyoruz her gün günlük biz. Biz çoğu zaman bunu yaptığımız için bunu yapıyorum ben hep. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu nereden alıyorsunuz? Normalde size iki tane açık oluyor. Bakın şöyle iki tane, sadece iki tane açık oluyor. Bunu bu yüzden şöyle göstereyim sizlere. Kamptan satın alıyoruz bunu, altın karşılığında arkadaşlar. Şöyle şu arkadaşımıza geliyoruz. Hayır, fişeklerimizi verelim ya. Satılık neyin var? Evet arkadaşlar, silah enerjilemesi buradan. Şimdi şöyle bir şey var, bakın enerjileme öğrenmek için kullanın falan filan diyor. Bu ev oranları onarımda falan filan, silah şey, belki makinede kullanıyorsunuz. Bu ilk saldırı saldırıya sen uğradığında alınan hasar azalma falan diyor, tamam mı arkadaşlar? İşte bunu alıp kullanabiliyorsunuz, mesela azaltmak için kullanılabilir diyor. Savaşı mesela ilk sana saldırdığı an hasarın azalıyor, hasar verdiği hasar azalıyor arkadaşlar. Birisi size saldırdı ya da falan filan, İşte o zaman bunu kullanıyorsunuz, size Hulk saldıranın hasarı düşüyor. Şimdi burada ne demiş? Savaşın ilk aşamasında hasar aldığında biraz HP iyileştirmenin sağlamak için kullanılabilir. Yani canınızı daha fazla hızlı yükseltiyor. Bu da yine canınızı az düşürüyor arkadaşlar. Mesela bunu kullandığınızda canınız daha az düşüyor, tamam mı? Şimdi bunlara bakalım. Silahlar silah için bu arkadaşlar. Ve diğer oyuncular yenerken HP değerini iyileştirmek için kullanılabilir diyor. Bu da istasyonundaki falan filan diye için, enerjileme için kullanılabilir. Sadece patlayıcılarla kullanılabilir. Bakın şimdi bir tanesini satın alıyoruz sizinle birlikte. Şimdi bunu aldık arkadaşlar. Aldıktan sonra şöyle kullan diyoruz. Kullandık arkadaşlar. Şimdi evimize geçiyoruz. Enerjileme. Şimdi 4 tane oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı 3 taneydi. Bir tane satın aldık daha. 4 tane oldu. Bakın savaşta uç yücel içerisindeki her bir fazla oyuncu için maksimum 4 oyuncuya kadar hasarı falan filan arttırın diyor. Tamam mı arkadaşlar? Oyuncu çoksa Nancy'ye falan girdiğinizde falan burada hasarınız daha yüksek olabilir. İşte ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir değeriniz ne kadar yüksek, üzerinde 70 üzerindeyse hasarınız o kadar yüksek oluyor arkadaşlar. İşte ben bunu normalde kullanıyorum. Zırhta geldiğimizde şimdi şöyle bir şey açıldı. Ben onu almıştım geçen. Şimdi yoktu. O yüzden
şunu alabilirsin. Savaş 300 yerde içerisinde falan filan fazla oyuncu falan bu değil. İşte bu arkadaşlar. HP değeriniz 70'in üzerindeyse hasarı 2 falan filan arttırın diyor. Yok ya, pardon, silaha geçmişiz. Alabiliriz. Durun zırhlar. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Artan mevcut HP'nin her 10'u kadarı için 100 falan hasar azaltma sağlayın diyor. Görüyorsunuz değil mi? HP'niz ne kadar yüksekse o kadar fazla hasar az alıyorsunuz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Bayağı satın aldığımız bence, evet, 15 oranında falan patlayıcı hasarı azaltma elde edin. Müttefikleriniz falan filan patlayıcı alanında bulunduğunda indirim falan filan çıkır daha falan yazıyor arkadaşlar. İşte silah inancılaması böyle bir şey arkadaşlar. Bunları ne zaman yapıyorsunuz? Her sefer oyuna girdiğinizde bunları yapabiliyorsunuz. Her oyuna girdiğiniz zaman bunları yapıp sonra oyuna devam edebilirsiniz. O zaman hasarınız da daha yüksek oluyor. Bir de az hasar alıyorsunuz. Bir de gördüğünüz gibi şurada yemek tarifi falan var. İsterseniz yoruma yazabilirsiniz. Yemek tarifi isteyenler için yemek tarifi verebilirim arkadaşlar. Bende biraz yemek tarifi falan var. Yani isteyen yorumlarda falan yazsın arkadaşlar. Ben yemek tariflerini veriyorum sizlere. Bende biraz var yani. Önemli yemekler falan var. Savaş hasarı veren şeyler var. Bir de şunu arkadaşlar, Hindistan cevizli pirinç, şu daha fazla ustalık kazandırıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Size yemek tarifi de veririm arkadaşlar. Neyse, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Silah inancılama hakkında da bilginiz oldu. Yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. İyi oyunlar dilerim.